ABD öncülüğündeki koalisyon Musul operasyonunun önce adımını attı. ABD ve Fransa Musul'daki bazı IŞİD hedeflerini havadan ve karadan vurmaya başladı. Pentagon operasyonun henüz tam anlamıyla başlamadığını açıklarken ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı operasyonun Irak ordusunun seçtiği tarihte başlayacağını vurguladı. Obama'nın özel temsilcisi McCook da bu konuyla ilgili şunları söyledi. Musul operasyonu Irak Başbakanı Haydar el-İbadi duyurduğunda başlayacaktır. Bu duyurudan önce ortaya atılan her şey vaktinden önce erken yapılmış açıklamalardır. Koalisyon güçleri içerisinde yerimizi almakta kararlıyız. Ha, koalisyon güçleri eğer Türkiye'yi istemiyorlarsa B planımız devreye girer. O da olmuyorsa C planımız devreye girer. Operasyona Türkiye'nin katılmasına ise izin yok. Irak Başbakanı Haydar el-İbadi, Irak hükümetinin Türk güçlerinin Musul'u kurtarma operasyonuna katılmasına izin vermeyeceğini söyledi. Musul operasyonuna ilişkin bir açıklamada Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'den geldi. Suriye'nin Halep şehrindeki durumla Irak'ın Musul kentindeki durum arasında paralellik olduğunu belirten Putin şunları söyledi. Halep'le olan paralellik açık biçimde görülüyor. Halep çevresinde çok fazla insani sorun olduğunu söylerlerse biz de partnerlerimize aynı şeyin Musul içinde geçerli olduğunu söyleyebiliriz. Bu bağlamda ABD'li ve Fransız partnerlerimizin seçici olmasını, siviller arasındaki kayıpları en aza indirmeye ya da sivil kaybın olmaması için ellerinden geleni yapacaklarını umuyoruz.